Herkese merhaba. Bu videomuzda dilimizi, Türkçemizi doğru kullanmanın yollarından bahsedeceğiz. Ama öncelikle dilin tanımını yapmak gerekir. Dil nedir? Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan en kısa ve etkili yoldur. İnsanın kendini ifade edebilmesi ve karşısındakini anlayabilmesi en kolay dil ile gerçekleşir. İnsanlar dil ile kendilerini ifade eder, birbirlerini anlar ve bildiklerini başkalarına aktarabilirler. İletişim bugün tüm dünyada en çok dil aracılığıyla kurulur. Bundan dolayı dili doğru kullanmak çok önemlidir. Etkili ve doğru bir iletişimin ilk gereği kurallarına uygun olarak kullanılan bir dildir. Örneğin, anlam karmaşalarıyla dolu bir konuşmanın sağlıklı bir iletişim aracı olması mümkün değildir. Dil doğru kullanmanın ilk şartı ise dile hakim olabilmektir. Peki, dile hakim olabilmek ne demektir? Dili kurallarını, yani dil bilgisini çok iyi bilmektir. Etkili ve doğru iletişim kurmak isteyen bir kişi dili mutlaka doğru kullanabilmelidir. Şöyle bir örnek verebiliriz. Dil bizi başkalarına, başkalarını ve başka nesneleri bize yansıtan bir aynadır diyebiliriz. Evet, dil bir aynadır. Doğru kullanmak, doğru anlamak bu aynayı mükemmelleştirmek demektir. Şöyle bir örnek daha verelim. Kullandığımız çağdaş araçlardaki göstergelerin ekranlarının bir an için bozuk olduğunu düşünelim. Bu bizim için bir felaket olurdu, değil mi? Sosyal medyaya giremezdik mesela. Ne kadar üzülürdük. Bir toplum için ondan daha büyük bir felaket vardır ki o da insanlar arasında fikir ve görüş alışverişinde bulunurken dil aynasının görevini tam olarak yapamamasıdır. Düşüncelerimizin anlaşılmasını istiyorsak bunun en kestirme yolu dile hakim olmaktır. Bir insanın bildiği sözcük sayısıyla düşünce zenginliği doğru orantılıdır. Yani bildiğimiz sözcük sayısı ne kadar fazlaysa düşünce alanımız da o kadar geniştir. Bu da şu demek oluyor. İnsanlar nesneler vasıtasıyla değil sözcükler aracılığıyla düşünür. Bundan dolayı düşüncenin iki aracının olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan birincisi dil, diğeri ise mantıktır. Yani düşüncemizin iki aracı vardır. Dilimiz ve mantığımız. Bizler eğer karşımızdaki kişilere karşı anlaşılmak istiyorsak, mesleğimizde başarı elde etmek, daha yaratıcı olmak, yaratılışımızdan gelen ve sadece kendimize ait olan yeteneklerimizi karşımızdakilere sunmak istiyorsak, işe dilimize ilgi göstermekle başlayabiliriz. Genel olarak etkili konuşmadan bahsettik. Şimdi de biraz kendi dilimizi, Türkçemizi doğru ve güzel nasıl kullanabiliriz bundan bahsedelim. Türkçenin kuralları hiçbir dilde görülmeyecek kadar yalın ve basittir. Dil öğrenimi ana dilimiz olsa bile dünyanın en zor bilgi alanlarından birisidir. Çünkü öğrenecek unsurlar sonsuzdur. Yani hiç kimse ben konuştuğum dili mükemmel bir şekilde biliyorum diyemez. Türkçe diğer dillere göre büyük kurallılık sergilediğinden göreceli olarak bize büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Ancak Türkçenin bize sağladığı bu kolaylık dilimizin aleyhine bir durum yaratmaktadır. Nasıl mı? Şöyle ki. Biz aslında çok basit olan dilimizi doğru kullanmak için bir çaba göstermemiz gerektiği duygusuna kapılıyoruz. Halbuki bu böyle olmamalı. Dilimizi geliştirme eğilimimiz asla son bulmamalıdır. Türkçe çok renkli bir dildir. Yabancı uzmanlar bunu sık sık tekrarlarlar, vurgularlar. Peki nedir Türkçe'ye bu özelliği veren? Türkçe'ye bu özelliği veren deyimler ve atasözleridir. Örneğin gözü arkada kalmak, veya daldan dala konmak, dört elle sarılmak gibi deyimler gerçekten gözlerimizin önüne canlı tablolar serer. Türkçenin inceliklerini öğrenmek ve onu doğru kullanmak isteyenlerin Türkçe deyimleri, atasözleri, türküleri, manileri ve bilmecelerini incelemeleri gerekir. Türkçemiz henüz dil bilgisi kitaplarına geçmemiş bütün güzelliklerini, bütün kurallarını onlarda bulabilirsiniz. Türkçenin inceliklerini öğrenmenin diğer bir yolu da klasik eserlerimizi okumaktır. Ama sadece bununla bitmez, bilim alanında da en yeni kitaplar, dergiler ve makaleler okunmalıdır.